Şart ver soralım abi. Sayın Başkanım, gündem 24 Haziran. Evet. AK Parti olarak 24 Haziran seçimlerine teşkilatlarınız olarak hazır mısınız? Öncelikle böyle bir ortamı hazırladığınız için Hendek'in değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzel günde sizlerle birlikte olmaktan gayet memnunuz. Sırf ülkemizin gündemi değil, dünyanın gündemi de Türkiye'de olan seçimlerdir. Bu hem Hendek'imiz için, hem Sakarya'mız için, hem ülkemiz için önemli. Bunun dışında tüm dünya Müslümanları için Türkiye'ye güvenle bakan, Türkiye'den medet uman tüm insanlık için çok önemlidir. Bu sebepten dolayı da ben bu seçimlerin ülkemize ve dünya insanlarına hayırlar vesile getirmesini Yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Biz tabii teşkilat sorusu, gerçi teşkilat başkanım burada. Teşkilat sorusu bana sordunuz ama aramızda değişen bir şey yok. Yıllarca Hendek'te ilçe başkanlığı yapmak nasip oldu. Bu partinin kuruluşunda bulunmak nasip oldu. 1-1-2012'ye kadar da ilçe başkanlığı görevi yapmak benim için bir onur oldu. Liderimiz olan şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamından bu ülkeye hizmet eden Recep Tayyip Erdoğan'la da bu yolculuğu yapmak benim için ayrıca bir şeref, ayrıca bir gurur kaynağıdır. Kendisini kalben de seviyoruz, vicdanen de seviyoruz. Siyaseten de olduğumuz partimizden dolayı da seviyoruz. Sorduğunuz soru 24 Haziran seçimleri, biz sırf 24 Haziran değil 2023 hedeflerine dahi hazırız. Allah nasip ederse neslimizi de 2071 hedeflerine de hazır olması için ne gerekiyorsa o mücadelenin içerisindeyiz. Yarın seçim olacak gibi değil, bugün seçim olacak gibi çalışmaya devam ettik, devam edeceğiz. Tabii eksikliklerimiz olabilir veya vahamete düşen arkadaşlarımız olabilir ama bizlere düşen AK Parti teşkilatları olarak, AK Partililer olarak liderimizin kızına yetişme mücadelesi verip onun çizdiği yolda partimizin belirlediği ilkeler doğrultusunda siyasi çalışmalarımızı yapmak, vatandaşımıza nasıl bir gelecek hazırlayacağımızı ortaya koymaktır. O yüzden biz hazırız, hazırız, daima hazırız diyorum. 80 bini bulan bir nüfusumuz var. Evet. O seviyesiyle, üniversitesiyle gelişen bir ilçeyiz. Evet. Siyasette de iyi yerlerdeyiz. Evet. Hendek bu dönem bir milletvekili düşünüyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. AK Parti biliyorsunuz farklı bir siyaset anlayışı getirdi bu ülkeye. Biz Edirne'den Kars'a dedik. Bizim ülkemizin güneyi, kuzeyi, doğusu, batısı yok. Hepsi tek vücut. Diyarbakır neyse İstanbul odur. İstanbul neyse Mardin odur. O yüzden biz Sakarya'da, tabii her ilin kendine has iç dinamikleriyle seçime gidecek. İnşallah partimizin yetkili organları bu konuda ilçemizden aday adaylığına başvuracak insanlar içerisinden değerlendirmeye alacaktır. Bunun Sakarya'mıza, ülkemize ve partimize getireceği pozitif yönleri değerlendirilecektir. Ona göre hareket edilecektir. Yani Hendek'ten aday olur olmaz benim için fark eden bir şey yok. Partim kimi aday gösterirse biz onunla birlikte bu yolculuğa çıkacağız ama Hendek'ten bir aday adaylarını görsün, bizler de görelim, teşkilatlarımız da görsün, genel merkezimiz de görsün. Ondan sonra bu ortaya çıkacaktır. Şu anda ben adayım deyip de netleşmek öyle bizim karar verebileceğimiz bir şey değildir. Yok, şeyden sorduk başkanım. Milletvekili sayısının 8 olma durumu var Sakarya'dan, oldu galiba. 7 şu anda. 7. 600'e çıkınca 8 olma durumu. Yok, 7 de. Şu anda 7 şu an. Tam o bilgiyi aldığımız yok. Yani biz Hendek'ten biri milletvekili adayı oldu diye tabii seviniriz, sevinmez diye bir şey yok. Ama şunu söyleyeyim, bizim için hedef bu ülkenin güçlü olmasıdır. Onun için ülke güçlüyse Sakarya güçlüdür.
Sakarya güçlüyse ilke güçlüdür. O yüzden bir problemimiz yok ama tabii Hendek bundan önceki dönemlerinde yani vekili de çıkardı, bakan da çıkardı. Birçok iyi güzel makamlarda insanlarımız var. İnşallah yine de aday adaylığı sürecinde güzel insanlarımız teşkilatımıza teveccüh gösterip aday adayı olurlarsa illaki de aday olacaklardır yani. Niye olmasın yani? AK Parti Hendek'te milletvekili adayı çıkarmayacak diye bir anlayışı yok ki. Yani o yüzden problem yok yani. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Ender karşı özel bir sevgisi var. Ender de geldi, kendisi evet. Miting yaptı. Burada. Evet. Ender de onu seviyor. Kendisi Ender seviyor. Belki bu da bir avantaj olabilir. Valla Ender teşkilatı da evet. Türkiye birincilik ödülü aldı o bakımdan. Türkiye'de ödül alan tek teşkilatlardan bir tanesiyiz. O yüzden Ender teşkilatı önemli. Türkiye'de en çok üyesi olan, en çok başarı içinde çalışan bir teşkilat olduğu için bu konuda sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yani ilçeler içinde en şanslı olan ilçelerden bir tanesi diye düşünüyorum. Ben de öyle değerlendiriyorum. O yüzden aday adaylarına duyurulur. Yani iyi olur diye düşünüyoruz. Evet, teşkilat başkanımıza ittifakıyla ilgili hatta Sayın Cumhurbaşkanımıza da sordular. MHP ile birlikte ortak miting düşünün olabilir gibi diyerekten açık bir kapı bıraktı. Hendek'te MHP ile ilgili bir çalışmanız var mı? Ortak bir çalışma düşünüyor musunuz? Özellikle Cumhur İttifakı konusunda kırsalda olsun, merkezde olsun. Tabii düşünüyoruz. Yani genel merkezin koyduğu kurallar, şartlar doğrultusunda ilçe başkanımızla da Sayın Turgut Babaoğlu'yla da istişaremiz olacak. Gerekli görüşmeleri yapacağız. Ne gerekiyorsa Hendek için, Sakarya için, ülkemiz için ne gerekiyorsa yapacağız inşallah. Evet. Yani çalışmalar yine ortak Cumhuriyet. Tabii, kesinlikle. Bir de vatandaşta şöyle bir düşünce var. Acaba bu ortak çalışma milletvekilini etkiler mi? Milletvekili de bir çalışması olacak ayrı. Çünkü isimler ayrı, listeler ayrı. Tabii, Milliyetçi Hareket Partisi kendi milletvekilleri için çalışmayacak. İşte AK Parti kendi milletvekilleri için. Bizim burada ittifakımız sadece Cumhurbaşkanlığı ittifakımız var. Cumhurbaşkanlığıyla bizim ortak çalışmalarımız olacaktır. İttifakımız olacaktır. Hareketimiz olacaktır. Onun dışında tabii herkes kendi milletvekilleriyle ilgili çalışmalarını yapacaktır. Yüzde olarak bir hedefiniz var mı? Geçmiş seçimlerde vardı. Tabii yani bizim en son %71 bunun üzerine koyup en az %75, %80'leri görmek istiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle de ittifak sayesinde 7-0 istiyoruz değil mi? Tabii. Allah'ın izniyle inşallah. gönlümüzden geçen o. İnşallah. Evet. Şimdi bu konuyu biraz da Şenay Başkanım'la ilgili açmak istiyoruz. Kendisi Büyükşehir Başkan Vekili aynı zamanda. Son günlerde özellikle kamuoyunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin Büyükşehir üzerindeki muhalefet etkisini azalttığı dillendiriliyor, konuşuluyor. Bu konuda düşünceleri ne? Cumhur İttifakı'nın etkileri var mı? Yoksa bu yakınlaşmanın sebebi Cumhur İttifakı öncesi mi, Cumhur İttifakı sonrası mı? Bu konuda da düşüncelerini belirtirse sevinir. Vallahi Orhan Bey güzel sorular soruyorsunuz. Gayet de bu konuda şöyle söyleyeyim. Bu ülkenin en önemli ögesi, en büyük gücü birlikte hareket etmektir. Eğer Büyükşehir Meclisi'nde veya Hendek Meclisi'nde veya bütün 16 ilçemizin meclislerinde bizler oradaki ama MHP'li, CHP'den meclis üyesi yok herhalde benim de bildiğim kadarıyla. Uyum içerisinde Sakarya için çalışıyorsak bu ancak alkışlanır. Yani ittifak bugün başlangıç tarihi Sayın Devlet Bey'in Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelerek ittifak kararı aldıktan sonraki meclisten önce de çok büyük bir sıkıntılarımız yoktu. Bundan sonra da bu güç Sakarya'ya apayrı bir hız katar diye düşünüyorum. Neticede bizler meclis olarak Sakarya'nın yarınlarına hizmet edeceğimiz şeylere el kaldırıyoruz. Zararına olan bir şeye ne muhalefet olarak ülkücüler, MHP'liler el kaldırırlar ne biz el kaldırırız. Neticede biz Sakarya'nın menfaatlerine olan, güzel olan
yarınlarına hitap edecek, şu anda bugün yaşayanlara hitap edecek hizmetlerin peşinde koşmaya çalışıyoruz. Bunun için el kaldırıyoruz. Orada el kaldırmanın bir bedeli var. Yani öyle yasalara uymayan, meclisin tüzüğüne uymayan kurallara biz el kaldırma şansımız zaten yok. Oraya meclise getirme şansımız da yok. Yasaların bize verdiği güç nispetinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın peşinden meclis olarak Sakarya'ya meclis, Büyükşehir Meclisi olarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Gayet de MHP grubuyla daha öncesinde de uyumumuz vardı. Şu anda da bir uyumumuz var ama bu uyum ittifakla tabii daha güçlendi. Bundan Sakarya kazanır diye düşünüyorum. Yanlış olan bir şey basın olarak sizler görürseniz zaten yazarsınız, bizleri de uyarırsınız. Biz yalnız işte ısrarcı olan bir ne siyasi hareketiz ne meclisiz. O bakımdan Büyükşehir Belediyesi Sakarya'da yaptığı işler ortada. Türkiye'de şükürler olsun kendi enerjisini üreten, şu anda yatay mimaride Türkiye örnek olan bir şehir oldu. Kimisi o zaman işte yüksek binalardan bahsederken Sakarya Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve meclisimiz yatay mimaride kararını kıldı. Bu bölge deprem bölgesi. Hatta Hendek'te de bazen soruluyor bize kat artışlarıyla alakalı işte ne olacak, ne düşünüyorsunuz? Bu bölgede 4 ve 5 katlı binalar her depremde değer kaybediyor. Ama 3 katı olan binalarda kimse deprem olsa da evinden inme ihtiyacı dahi duymuyor. Güvenli oturuyor. O yüzden biz yatay mimariye alıştık. Türkiye'ye yatay mimaride yeşille bütünleşmiş. Yani hatta düşünün Hendek'teki kavlan ağaçları, Sakarya'daki kavlan ağaçlarının büyüklüğünün altında kaybolan evler. Uçakla baktığınızda veya helikopterle uçtuğunuzda yeşil bir Sakarya'da binaları görmeden geçeceğimiz bir Sakarya olsun yani. Bunda bu şehir zarar etmez, kâr eder diye düşünüyorum. Bu da ittifakın eseri olsun. Bir de Sayın Başkanım, Büyükşehir'le ilgili gene şöyle bir düşünce hakim. Büyükşehir'in elinde yaptığı yatırımlara baktığımız zaman, yıllara dağıttığımız zaman özellikle son yıllarda, şurada özellikle son 2-3 yıldır büyük bir yatırımlar yapıyor elinde. Elinden gerçekten yatırıma ihtiyacı olduğu yıllarda bu yatırımlar yapılmazken şimdi yapılıyor. Buradaki etki nedir? Sizin başkan vekilliğinizin etkisi mi var? Yoksa Büyükşehir projelerini program aldı da bu yıllara mı uyguladı? Ya orada şöyle söyleyeyim yani kendimiz siyaseten bencillik yapmamıza gerek yok. Nasıl Türkiye'de AK Parti Edirne'den Kars'a diyorsa Sakarya'da da Taraklı'dan Hendek'e, Kaynarca'dan Söğütlü'ye, Geyves'ine kadar bütün ilçelerinde ihtiyaç neyse Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu ihtiyaca göre hareket eden, o bölgenin meclis üyelerinin tabii kendilerine de ilettiği, sorunlarını ilettiği şeylere göre hareket eden. Şimdi bir bölgenin ihtiyacı o yönde yoğunlaşmışsa, şimdi yıllarca sizin bölgede biliyorsunuz su bulanma derdi vardı. Niye? Çam Dağı'nın eğiminin %80'lerde, %70'lerde oluşu. Çok hafif yağmur yağsa dahi dağın tepesine, evet, zirvesine düşen rahmet çok hızlı dere yatağına indiği için bundan bulanan bir su vardı. Çok ciddi bir yatırım yaparak şimdi orada bu sorun varken bu sorun olmayan yere bu arıtma gider mi? Yani bu ihtiyaca göre tamamen yönlenmiş bir şeydir. Özellikle asfalt konusunda rekor kırılıyor. Allah razı olsun. O konuda hakikaten bölgemizi bundan önce de özellikle Aziz Duran Bey'in zamanında da kaymakamımız Harun Bey vardı. Biliyorsunuz köy desteği ile alakalı olan sıcak asfaltı o dönemde de bayağı yapmıştık ama bu dönemde Büyükşehir Belediye Başkanımız zaten inşallah hedef bundan önceki işte yerel seçimlerde bu yaz inşallah bütün ulaşım ağında köylere ulaşılacak bütün yollarını sıcak asfaltla kaplayacağının sözünü verdi. Zeki Başkan'ın en büyük özelliği yapacağım dediği şeyi yapamayacağın şeyin sözünü vermemek, yapacağım dediğini de yapmaktır. Yıllar önce ilk Almanya'ya gittiğimde ben dağlarda köylere çıkarken orada sıcak asfaltı görünce şaşırıyorduk. Çünkü bizde o zamanlar
stabilize yollar bile düzgün değildi. Şimdi aynısını biz yaşıyoruz. Dikmenin başından Hendek'e kadar sıcak asfaltla gelebildiğimiz bir ortamları da gördük. Görmeye de devam edeceğiz. İnşallah yani hayırlı hizmetlerin yanındayız. Şimdi mevcut ilçe başkanımız yok burada. Hamit babası başkan rahatsızlığından dolayı gelememiş. Evet. Teşkilat başkanı. Evet. Şimdi siz başkanlığı bıraktığınız zaman üst düzey başarılı bir teşkilat bıraktınız. Sonradan şeyleri yeni sizden sonra gelen başkan ve yönetimlerin çalışmalarına baktığımız zaman bunların da başarılarını arttırdığını görüyoruz. Özellikle oy oranında. Evet. Bu konuda ben Hamit Başkan'a sormak istiyorum. Teşkilat olarak bir hedefiniz var mı bu konuda? Yani bayrağı teslim etmeyi düşünseniz bile nasıl bir teşkilat teslim etmeyi istersiniz veya nerede teslim etmek istersiniz? Yani bu konuda biz kendimizi çok şanslı görüyoruz. Niye? Böyle başarılı bir teşkilatı aldık. Burada Şenay Sakal Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Emeği çok ciddi, emeği geçmiştir. Ali İnci Başkanımıza da aynı şekilde çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hedefler her zaman büyüktür. Herkesin hedefleri büyüktür. Biz her seçim üstüne koyarak, Allah'a çok şükür, hiçbir seçim yani yarım puan dahi olsa başarısızlıkla geçirmedik. Şu an %71, yani bunu %75, %80 bantlarında tabii teslim etmek bizim hedefimiz. İnşallah bu 24 Haziran seçimlerinde %75'i yakalarsak, %80'i yakalarsak, ondan sonraki belediye seçimlerinde de inşallah belediye seçim oy oranlarının üzerine koyarak o şekilde teslim etmeyi inşallah istiyoruz, hedefliyoruz. Biz şu an biraz önce sorduğunuz soruyla ilgili de teşkilat hazır mı diye sordunuz Şenay Sakal Başkanımıza. Bizim teşkilatlarımız sadece Hendek değil. Ben Hendek olarak da söyleyeyim ama genel olarak 7-24 yarın seçim olacakmış gibi dinamik, hazır bir teşkilatımız var. Biz sandık başkanlarımızı, müşahitlerimizi kongre sonrasında hemen çalışmalarımızı yaptık. İşte sandık başkanlarımızı, müşahitlerimizi, mahalle başkanlarımızı güncelledik. Yani biz yarın seçim olacakmış gibi her zaman seçime hazırız. Allah'ın izniyle de Hendek bu konuda bizi mahcup etmeyecektir. Teşkilatım adına da inşallah iyi başarıların getireceğini umuyorum. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde %75'in üzerinde oy alarak sonuçları görürüz diyor. Evet. Yani Hamit Başkan'ın dediği şu, teşkilatta lambayı hiç söndürmedik, hep yanık kaldı. Teşkilatımız hep açık kaldı. Allah'a çok şükür. Vatandaşımızla hep el ele olduk, gönül gönül olduk. Halkın içinden ayrılmadık. Kesinlikle biz öyle gördük, öyle bir teşkilatı aldık. Yani kurulu bir düzeni alıp da devam ettirmek kolaydır. Yani biz bu konuda gerçekten başkanıma nezdinde teşekkür ediyorum. O bayrağı yani indirmedik, taşımaya çalışıyoruz. İnşallah da taşıyoruzdur. İşte başkanım burada, kendisi de yorumları illaki söyler. Bu kadar. Son olarak başkanım, Hendek kamuoyunu çok ilgilendiren ve çok konuşulan, sıkça da konuşulan bir konu var. Eğitim konusunda. 80 bin nüfuslu bir ilçe, sanayi bölgesi, eğitim fakültesi var, meslek yüksek okulumuz var, üniversitemiz var diyelim daha doğrusu. Evet. Bir nitelikli okulumuz, yani mevcut olan var ama ilçenin başarısı olduğu söyleniyor. İstediğimiz şekilde bir nitelikli okul neden acaba olmadı, sebepleri ne? Bununla ilgili önümüzdeki dönem bir çalışma olacak mı? Şimdi, okulların özellikle fizik yapılarında, sosyal alanlarında bir çalışmalar olacak mı? Çünkü özellikle ben Ziya Gökalp Okulu'nu iyi biliyorum. Çocuklar beton üzerinde top oynuyorlar. Bir spor salonları dahi yok. Kışın spor yapacaklar. Üşütüyorlar, hasta oluyorlar. İşte bu şekilde bir program hazırlanamaz mı? Mevcut okullara fiziki yapıların güçlendirilmesi yönünden. En daha bir değil de üç tane nitelikli okul yakışır bence. Özellikle fen lisesi başta olmak üzere. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğitim çok farklı bir alan.
yaptığınız yatırımı çok kısa sürede elde edebildiğiniz bir görselliğe sahip değildir. Yani 3 ayda bir bina yaparsınız, herkes görür. Eğitim yıllarca yatırım yapıp da karşılığını daha sonrasında göreceğiniz bir alan. Şimdi bir öncelikle Sakarya'mıza ve Hendek'imize 2 tane müdür değişimi oldu. İl Milli Eğitimimiz ve ilçe Milli Eğitim Müdürlerimiz değişti. Ben sizlerin aracılığıyla da hem Hendek halkına hem Milli Eğitim camiasına şunu söylemek istiyorum. Mevcutta olduğumuz pozisyondaki elimizdeki imkanları öncelikle değerlendirmesini bilelim. Eksiklikleri de talep ederek yapmaya çalışalım. Bunu hem Milli Eğitim olarak hem yerel idare olarak. Yıllarca Hendek Belediyesi burada üniversitenin bile binalarını yaptı. Bu türlü eksiklikleri biz gündeme getirecek halimiz yok. Biz göremiyorsak bizim önümüze getirilmesi lazım. Eğitim fakültesi olan bir şehirde biz acaba ne kadar üniversiteden istifade edebiliyoruz? Göreve gelen arkadaşlar bunları masaya yatırsınlar. Bu konuda yerel idareye düşen görev varsa bunu biz de, bize bir görev verilirse bu konuda yardımcı olalım. Eğitim fakültesi demek öğretmen yetiştiren bir okul demektir, üniversite. Şimdi bizim lise son veya lise öncesindeki okullarda burada öğretmen çıkacak çocuklarımızla iki öğrenciyi, üç öğrenciyi birbirleriyle buluşturup birbirlerinden istifade edip yani o öğretmen olacak insan stajyer gibi o çocuğa yetiştirsin, o da hoca olacak, öğretmen olacak bir insanla adaptasyonunu geliştirsin. Bunun için bakın, belki bu kadar büyük, bu kadar lüks, bu kadar geniş ortamları olan bir okullarımız yokken bile şehrimizden jandarma komutanları çıkmış, bakanlar çıkmış, ciddi bürokratlar çıkmış. Doktorlar, savcılar. Çok insanımız var bakın, yani hakikaten yani o yüzden dekanlık yapmış insanlar, yani Beşiktaş Spor Kulübü'ne başkanlık yapmışlar. Yani o kadar çok güzel yerlerde güzel insanlarımız olmuş ki. Şimdi eğer biz çocuklarımızı yetiştirmede bazı eksikliklerimiz varsa aileden topluma, toplumdan siyasi mekanizmaya kadar, ama öncelikle Milli Eğitim camiası bunun nerede eksik olduğunu, nerede şey olduğunu tespit etmemiz lazım. Gün bugün ne kadar elimizdeki imkanları bu çocuklarımıza kullandırabiliyorsak, bundan sonraki eksiklikler neyse de onları gündeme alıp o eksikleri giderme yoluna bakmamız lazım. Bu sorun var diye ağıt yakarak değil, sorunu nasıl çözeriz mantığıyla bakmamız lazım. Onun için bu ne bir günlük yatırımdır, ne 10 günlük yatırımdır. Yıllara, 10 yıllara bölerek adım adım, nasıl annelerimiz evde ilmik ilmik bazı şeyleri şey yapıyorlarsa, örülerken bir kazak örer gibi güzel bir eser meydana getireceksek, çocuklarımızın beşikten eğitim sürecinin sonuna kadar takip ederek eksiklerini giderme yolunda çalışmamız lazım. Bu konuda sadece şu suçludur diyerek kimse üstündeki günahını başkasına atmasın. Siyasiler olarak bize düşen neyse, Milli Eğitim camiasına düşen neyse, aileye düşen neyse, bu hep birlikte organizeli bir şekilde başarıyı elde edeceğimiz bir konudur. Özellikle başka sorunuz yoksa da ben şunu da söylemek istiyorum. Hendek inşallah sporda bal ligine çıktı. Biliyorsunuz spor noktasında çok başarılı bir ilçemiz var. Dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları, her türlü sporda, her türlü alanlarda başarılı bir ilçeyiz. Bu kadar sporda başarılı olan insanların eğitimde başarılı olmama şansı yok. Bakın, sorun tespitini iyi yapalım, hep birlikte iyi yapalım. Gerekiyorsa Milli Eğitim bünyesinde, kaymakamlık bünyesinde, belediyemiz bünyesinde bir eğitim şurası gibi bir meclis oluşturalım. Vatandaşlarımızdan insanlar katılsın. Değerli büyüklerimizi davet edelim. Nedir sorun kardeşim? Bunu bir tespitini yapalım. Ne sadece sorun bir okulun top sahasının olmaması veya spor salonunun olmaması, ne de sınıfının eksik olması. Sorun başka bir yerde. Bir şeylerin anlayışı değişmesi lazım. Ben ilk Hendek Belediye'mizin
Bayraktepe tesislerinde o müzeyi oluştururken İstanbul'da bir büyüğümüzle alakalı, o, biliyorsunuz orada Rasim Paşa'mızın bölümü var, Endek'in, belediye başkanlarının bir bölümü var. Gayet güzel bir eser oldu. Yani Bayraktepe tesisleri, baktığınız zaman Hendek'e zamanında belki uzak gibi denirken müze hakikaten, bölümü daha güzel. Evet, o müze bölümünde şunu söyledim bir büyüğümüze, ya bir siz de bir bölüme gelip burada Sayın Belediye Başkanımızla Ali Bey'le de bir araya gelin, size de bir oda gibi ayıralım. Bak Rasim Bey, Rasim amca çok güzel bir bölüm şey yaptı. Niye bu kadar üzerine düşüyorsun bunun dedi. Amca dedim, yarın çocuğumu alıp gezerken çocuklarımızın şunu görmesini istiyorum. Bak bu şehir paşalar, rektörler, başkanlar, milletvekilleri ve bakanlar yetiştirdi. Hedefin onlar olması lazım. Canlı bunu yaşatmak istiyoruz diye. Yani bunun için milli eğitimde de dediğim gibi, yani bir şeyin eksikliğini giderme noktasında sorun tespitini iyi yapalım. Kimse üzerinden yük dağıtmasın. Ya bu benim sorunum değil. Kaçamak yapmayalım. Çünkü önemli. Biz Müslümanız. İlk Yaradan'ın kuluna hitabı İkra, okudur. Allah'ın adıyla okudur. Yani bizim eksiğimiz nerede? Onun için inancımızda eksiklik yok. Niye okumuyoruz madem? Niye çocuklarımızı eğitemiyoruz öyleyse? Eğitim fakültesi var. Niye istifade edemiyoruz? Yani bunun, yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir şehirde dehasa bir nehir olup da evlerde su akmamasına benziyor yani. Evet. Su var, evde niye akmıyor? Demek bir yerde bir şey, bir problem var. Bu problemi hep birlikte çözelim derim. Sizin vesilenizle bu arada bu topraklar için, bayrak için, devlet için, millet için ölecek insanlarımız da, evet, ölen insanlarımız, şehit düşen insanlar, mesela Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar. Kesinlikle, kesinlikle. Buradan bu vesileyle yad edelim. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten onun gibi insanların şehadeti bu ülkede şehit olma onuruna koşarak giden bir neslin yetişmesine de vesile oluyor. Yani o konuda bu ülkenin insanlarına diyecek hiçbir lafımız yok. Kolay değil vatanı için canını verebilmek, kanını dökebilmek. O bakımdan bu ülke için bir sürü devletler kurmuşuz. Gelmişten geleceğe mi diyelim, işte ne kadar... Kıyamete kadar öyle, evet, kesinlikle bütün şehitlerimize, şehit olacaklarımıza bile Allah en güzellikleri onlar için versin diyelim. Bu arada işte sınıf atlamaya başladık, bal ligine de çıktık. İnşallah siyaseten de bal ligine çıkarız, seçimlerde de bal ligine çıkarız diyorum. Bal ligine çıktık. Çocuklar da çok güzel bir başarı yaptı. Antalya'da. Antalya'da. Ege'de Altay Spor Kulübü profesyonellik. Evet. U12 şampiyonası düzenliyor. Evet. Ve namalüp profesyonel takımların arasından kupa alıp Hendek'e geliyorlar. İnşallah. Bu Hendek için bir İnşallah. İnşallah. Evet. Bundan sonra Hendek'imizin her köşesinde de bol bol sem sahaları yapalım. İnsanlar güzel sporlar yapıp yetişmeye çalışsınlar diyorum. Ben tekrar böyle bir günde bizleri ağırladığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Evet, ben de Hendek'imize bal ligine çıktığı için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu gururu, bu onuru, bu sevinci bize yaşattıkları için yenilmeden kupayı alıp bizleri tekrar tekrar gururlandırdılar. İki sevinci bir arada yaşadık. Her iki takımımıza da teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum, saygılar sunuyorum.